90'lı yıllardan sonra, 92'den sonra bizim o zaman hep zamanında Halkın Emek Partisi hep zamanında gençlikle tanışmamız oldu. Gençlik kollarında işte parti çalışmalarında, yasal alanda işte siyasi alanda faaliyetlerimiz oldu. Tabii o zamanlar 13-14 yaşlarındaydık. Ve Hüseyin arkadaş yani nereye gittiyse bu süre zarfında mutlaka bir iz bırakmıştır. Öyle bir arkadaşımızdı. Yani fedakar bir arkadaşımızdı. Ve o yaşlardan sonra işte bir dönem Azadiye Velat gazetesi dağıtımcılığını yaptı. Özgür Halk dergisi yayınlanıyordu. Yurtsever Gençlik. Özgür Halk dergileri yayınlıyordu. Onların dağıtımcılığını yapıyordu. Yani orada pazarlara mesela dolaşırdı. Saatlerce emek verirdi. Ve biz bazen böyle bazı arkadaşlar soruyor, işte böyle o kadar emek veriyorsun. Yani bu saatlerce mesela biraz şey yapsam falan. Ya işte fazla da bir kazancın yok burada, yani bir şeyin yok. Hani çoğu arkadaşlardan mesela parası olmayan arkadaşlar kendi cebinden koyardı. Ama o gazeteyi, o dergiyi okumalarını sağlardı. Ve şöyle, ya burada dedi o kadar çok güzel bilgiler var ki. Bu dedi en büyük zenginlik buydu derdi. Yani Hüseyin arkadaşı aslında anlatmakla kelimeler yetmez yani. Mutlaka eksik kalır bir tarafı. O kadar değerli bir arkadaşımızdı. Yani onu tanımak lazımdı onu. Gerçekten ben onu böyle bir arkadaşlığımız olduğu için, bir beraberliğimiz olduğu için mesela o anlamda çok şanslı hissediyorum kendimi. Yani bir de şöyle bir şeyi vardı. Hani en kriz zamanlarda bile mesela saha çalışmalarında çok sakin kalırdı. Devamlı gülerdi. Yaptığı işin doğru olduğunu her zaman söylerdi. Biz diyordu yanlış bir iş yapmıyoruz. Ve o da onu farklı kılıyordu. Yani o davaya olan inancı mesela, o kararlılığı onu farklı kılan etkenlerdi. Fedakarlığı. Yani dedim ya, ne söylesek eksik kalır. Yani Hüseyin arkadaşı tanımak gerekiyordu. Yani birebir tanımak gerekiyordu. Öyle bir arkadaşımız. Ya, ben de mesela şöyle işte o şöyle bir nevroz kutlamaları yapılıyordu o 92-93 zamanında. Yani işte o süreçleri, işte 90'lı yılları bilen arkadaşlar bilir. Yani o zamanlar işte bir yasallığı da yoktu. Yani öyle işte her taraf, burada bir yürüyüş yapılmıştı. Orada tabii biz çocuktuk, orada en önde böyle yürüyoruz falan. İşte panzerlerden tazikli su, gaz bombaları falan, şu böyle bir panik falan, şu çağrı da kimse gitmesin bir yere, işte bu yaptığımız olay hani doğru bir şeydir, yanlış bir şey değildir. O benim hayatımda bir iz bıraktı. Yani o oradaki toparlayıcı konumu, oradaki yani o yaşta böyle bir liderlik vasfı diyelim. Yani orada ve o zaman biz çok başarılı olmuştuk orada çocuklar olarak. O bende mesela çok hafızamda böyle her zaman kazınmıştır. Yani Hüseyin arkadaşın o verdiği çaba, o gösterdiği o mesela o kriz anındaki toparlayıcılık özelliği, liderlik ruhu. Kişiliği dediğim yani çok mütevazi bir arkadaşımızdı. Yani mesela önünde bir iş olduğu zaman, çalışma şeyi olduğu zaman günlerce hiç yemek aklına gelmezdi arkadaşımız. O mutlaka o şeyi çözümleyici rolü vardı. Yani mutlaka o işini bitirdikten sonra işte oturalım, kahvemizi, çayımızı içelim, yemeğimizi. Yani öyle bir arkadaş, fedakar bir arkadaşımızdı. Yani parti çalışmaları dediğin zaman onun için akan sular dururdu. Yani öyle pazarlarda dolaşırdık, mahallelerde dolaşırdık. Mesela bir de şöyle bir şeyi vardı, böyle aidiyet duygusu dedim ya. Mesela o dönemler mahallelerde toplantılar oluyor, mahalle komiteleri falan mesela. Toplantı şeyine çok önem verildi, düzenine, toplantı disiplinine. Mesela arkadaşlar o zaman, yani o zamanlarda bunu aşılıyordu yani arkadaşlara. Yani o disiplini, yani parti içindeki disiplini, yani oradaki duruşu gerçekten onu farklı bir karakter haline getiriyordu. Ve bu öncülük
yapıyordu insanlara yani o anlamda. Ve ailesi, aileye de bu komple yansıyordu Hüseyin arkadaşın şeyi. Yani dedim ya, başta da söyledim. Aslında bazı şey, ne söylesek yarım kalır. Yani ama şöyle bir şey de var. Yani yarın öbür gün bizden sonraki nesil belki çok belki rahatlayacaklar ama biz o özgürlükler, o özgür ortamı yakaladığımız zamanda da bazı taraflarımız yarım kalacak. Yani Hüseyin arkadaş gibi arkadaşlarımız, giden arkadaşlarımız bir daha gelmeyecek. Bu da bize nasip oldu. Yani böyle bir şey oldu. Yani onun dışında dedim ya, hani sonradan gelecek olan nesil belki daha rahat edecek ama bize de şansımıza bu düştü. Bunun için de pişman değiliz. Yani o dedim ya, Hüseyin arkadaş zaten bunu her zaman söylerdi. Biz doğru bir iş yapıyoruz. Yani doğru bir işi o inançla, o kararlılıkla yaptığın zaman zaten sonuca varıyorsun.